Hepinize yeni bir ticaret videosundan merhaba dostlarım. Bugün 20 emle ticaret yapacağız. Bakalım 20 emi ne kadar katlayabileceğiz. Bundan sonraki videolarda hep katladığımız parayla devam edeceğiz hiç durmadan. Hesabımızda sadece bir adet ticaret camı ve kişisel premium dükkan var. AFK pazarı olarak da nitelendirebiliriz. Bunlar olacak ve bunlarla hiç durmadan ticaret yapacağız. Bu parayı katlayabildiğimiz kadar katlamaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Direkt şöyle bir tane beyaz inci buldum. 4 tanesi 6M'den. Beyaz incilerin tanesi şu anda 4M. Buradan bir 10M karımız var. Güzel başladık. Bir arkadaş toplu 2 tanesi BM300K'dan lanet kitabı kurmuş. Lanet kitaplarının tanesi BM. Bunların hepsini çekeceğim. Her aldığımız başına 700k buradan kar ediyoruz. Sonra şu ikili daha var. Şunları da alayım. Çok güzel buradan da bir 3.5 m karımız var. 4 tanesi 333K'dan şöyle kan kırmızı inci var. Bunu alacağım. Bunların tanesi 150K. Hani 300K'da buradaki arama yüzdeye bakacak olursak parayı ikiye katlıyoruz. Az çok demeyeceğim. Şuradan da şöyle bir tane de 4 tanesi 400k'dan alacağım. Daha da fazla almayacağım. Çünkü biraz da seri satmamız lazım. Elime çok bol olmasını da istemiyorum. Buraya 700k verdik. 1M 200k aldık. 2 tane ızgara palamut 3M. Bunların tanesi 2M. Şöyle alıyorum. 1M de buradan kar. 200k'ya artı 3 hız taşı buldum. Bunu da alıyorum. Bunu da 1M'e satarız. 2 tane mavi inci 400k. Bunların tanesi ortalama 400k. Buradan da bir 4 400k karımız var. 200k'ya dönüşüm kitabı buldum. Bunu da alıyorum. Bunu 500k'ya satarız. 350k'ya bir tane daha dönüşüm kitabı var. Bunu da alıyorum. Ya zaten dönüşümü okuyacak kişi yüksek level olduğu için onlar için 300-400k o kadar çok önemli olmuyor. O yüzden 750k'ya bile satabiliriz aslında bunları. Duruma göre ayarlarım ben fiyatını. Şöyle 250k 20 adet mavi şebnem var. 50 str 3 dakikalık. Hatta altta da var. Bu 10'lu var altta ama ikisini birden alacağım. Hani bunları 1M'den satarım. Onlusunu 1 mden satarım. Buradan da bir 2M, 2.5M gelir. Hani hızlı satılmaz ama yine de satılacağını düşünüyorum. 100K'ya artı 5 demir kask var. Bunu da alıyorum. Bunu 300-350K arası satarız. Bir arkadaş kılıç çevirme BK'ları 54K'dan kurmuş. Şunları alacağım. Bunlar 500K'ya gidebiliyor. Doğru alıyoruz değil mi? Aynen kılıç çevirme. Başka var mı? Başka da yok. Bunların tanesini 500K'dan satarız. Çok güzel. Tam pazar kurmaya geçecektim. Şöyle iki tane mavi inci buldum. 500K'ya. Bunu da alıyorum. Bunu tanesini 500'den yapıştırırız. Şöyle pazarımı kuruyorum. Fiyatları göstereyim tekrardan. Izgara palamutları bir 700k'dan attım. Kan kırmızı incileri 150k'dan. Mavi incileri 500k'dan. Hız taşını 1m, e. Demir kaskı 300k. Şu şebnemleri 1 attım yine. Beyaz zincirleri 3M 750K'dan. Kılıç Çevirmeleri 500RK. Dönüşümler de yine aynı şekilde 500RK. Lanet Kitaplarını da 944K'dan attım. Şöyle kuruyorum. Kişisel Premium dükkanı olduğu için AFK olarak kalacak bu. Bakalım pazarımız burada satışlarını yapsın. Umarım güzel satışlar yaparız. Pazarımızda 30 emlik satış olmuş. 30M 220K baya bir şey gitmiş. Şimdi bu parayı buradan bir alalım. Biz bunu tekrardan ticaret yapalım. Bir yandan da bu itemler burada dursun. 3 buçuk saat falan durdu. 3 buçuk saatte güzel 30 MB satış yapmışız. Bir yandan bunlar burada satılı dursun. Bir yandan biz de ticaretimizi yapalım. 7 tane kutsama kağıdı 8M888K. Bunun talisini 1.5M'den satarız. 10.5M buradan gelir. 1.5M karımız olur. Şöyle aldım derken satıldı. 3 tane kan kırmızı inci 250K. Bunları 450K'dan satarız toplam. Şöyle aldım. 2 tane metril 3m. Metrilin tanesi şu an 2m 2m 220K. Yani düz 2m desek bile BM karımız var. Gayet güzel. 4 tane kan taşı, 2m. Kantaşlarının tanesi 800K şu anda. Hani bunu 3m 200 kya satarız, en kötü 3m'ye satarız. En kötü ihtimalle BM kar burada. Oo, bir arkadaş toplu kurmuş şöyle. 10 tanesi 5m 555K'dan. Hani bunların tanesi 555K değil. Çünkü ben diğer hesaplarım falan sürgüne sokarken de 550K'dan almıyordum yani. Şöyle buradan hepsini alamayacağım tabii ki. Çok da fazla almak istemiyorum çünkü satılma süresi uzun sürecek. Hani item çeşitliliği olsun istiyorum ki seri bir şekilde itemlerimiz satılsın. Daha hızlı kâr edelim. Şöyle bir 10'lu aldım. Bir 10'lu yeter herhalde ya. Bir tane daha alsam mı? Bir tane daha aldım ya. Bu kalsın böyle top kalsın. Bunları satarız daha da fazla almayacağım. 5M daha kar ettik buradan. Bir tane sargı bize artılı BM111K bunu 2M'den satarız. BM de buradan kar. Bir tane kral kaplanı buldum şöyle 8 eme. Bunu alıyorum bunu da 10 emden satarız. Bu çok seri satıldığı için. Aldım normalde. Normalde de alırım ya gerçi. Niye almayayım ki? 2M bedavadan kar. 333K'ya dönüşüm kitabı buldum. Bunu da alıyorum. Bunu yine 555K'ya satarız. 3 tane hız taşı buldum. Artı 3. 450K'dan bunların hepsini çekeceğim. Bunları 1 emden satıyoruz. Şöyle 750K'ya falan var ama onlar satılır. Önceki hız taşını da bir yine satmışız. Bunları da 1 emden kurarım. Pazarda 5M daha satış olmuş. Bunu hemen alıyorum. Şöyle bir şey buldum. 10 tane ork dişi 8,5M. Bunu da alıyorum. Ork dişlerinin şu anda tanesini ortalama 1M 200M 300K'dan satabiliriz. Hani şuradan nereden baksanız bir 3-4M karımız var en az. Gayet güzel. Şimdi hadi bir pazar kurmaya tekrardan geçelim. Pazarı kurdum şöyle. Fiyatları tekrardan bir göstereyim. dişlerini birer emden attım. Normalde en son alırken BM 200K falan da tanesi ama bir arkadaş toplu bir e kurmuş. Ben de kurdum şöyle. Kantaşlarının tanesi 800 k denk gelecek şekilde kurdum. İnciler yine kan kırmızı incilere 150k'dan kurdum. Mitrillerin tanesini 2m 800k'dan attım. Hıstaşları bu arada şu anda çekmiş birisi toplu bir şekilde. Artı 3 ıslatışı en düşük 2m vardı. Ben de bir şansımı deneyeyim dedim. 1m 770k'ya kurdum. Yani satılmaz büyük ihtimal ama ben düşürürüm olmadı bunun fiyatlarını tekrar 1 m Sargı bezi artılığı 2m 200k'dan. Şöyle demir kaskı 300k'ya. Kral kaplanını 10m'e. Dönüşüm kitabı 555k ve şepnemi de 1m'e kurdum. Bakalım burada hesabımız satış yapsın. Sargı bezi satıldı bile bu arada canlı canlı. Umarım güzel satışlar yaparız. Bakalım birkaç saatin sonunda ne kadar satış yapmış olacağız. Pazarımızın süresi bitmiş. Şöyle 52.5 emlik hatta 53 emlik satış yapmışız. Onun dışında 6 tane de kan taşı artmış. Kan taşlarının fiyatlarını görüyorsunuz. Gece ben bir fiyatları değiştirdim. Tanesi bir yandı 1.5-2 eme çıktı. Birisi toplu çekti. Hani bende de ikili vardı. Baktım en altta ikiller sadece benimdi. Onları teke ayırdım. Hız taşlarını da 1 eme geri düşürdüm. 6 tane de artmış. Bunların hepsini alalım şimdi. 53M paramız var. Hadi şimdi bu parayı biraz daha katlayalım. 8 tanesi 1M'den şöyle mavi inci buldum. Bunu alıyorum. Tanesini 300K'dan satarız. 1.5M buradan kar. 13 tane daha mavi inci buldum. 13 tanesi 2M 444K. Bunu da tanesini 300K'dan 3M 900K'ya satarız. Bir onlu daha var ama onu da almayacağım. Kalsın bu çok fazla mavi ince elimizde olmasın. Satamayız yani satmamız uzun sürer. Şu 21 tane yeter bize. 8 tane artılı sargı bezi 9M. Bunun tanesini 2M'den satarız. 16M buradan gelir. 7M kar. Bir tane güçlü yabani deli dönüşüm küresi buldum. BM 899K yani direkt BM 900K'ya. Bunu alıyorum. Derken alamadık mı? Dükkanı hazırlıyormuş. Ben onu bir alabilirsem alacağım. Onun tanesini 5M'den 6M'den çok rahat bir şekilde satarız. Belki de 7-8'e bile gider. Dönüşüm küresini de aldım bu arada. 7.5M'miş yani düşük fiyatı. Bunu da 7.5 M'den yapıştırırız. 5-6 M kar. 2 tane akıyı 750K'ya buldum. Bunu da alalım. Tanesini 750K'dan atarız. 750K cebe atarız hemen. Şimdi şurada ork dişi buldum. 8 tanesi 4 M'e. Bunu alıyorum. Hemen altında 6 tanesi 4.5 M'e vardı. Onu da alacağım. Ama neredeydi? Tam burada. 6 tanesi 4.5 M'e. Bunu da aldım. Bunların tanesi... BM'den gidiyor. Toplam 8.5 M verdik buraya. 14 M aldık. Çok güzel. Şimdi piyasasından çok emin olmadığım bir şey alacağım. Şöyle 2M gri parlak parça var. Sadece çok güzel duruyor yani. 2M 6 hemen 4.5M. Bunu alıyorum abi. Yani 4.5'e gider 195'te Piyasasını hiç bilmiyordum. Aldım umarım gider. Aha yine bir tane daha var aynısına. Yeşil parlak parçanın da. Bak a aynı durum ya. Bu da 2M 6 4M. Büyük ihtimal aynı adam kurmuş. Bunu da aldım. Umarım satabiliriz. 555k hız taşı buldum artı 3 bunu BM'e satarız. Onlu istiri diye BM 400k'dan kurmuş arkadaş. Bunların tanesini 200k'dan onlusunu 2M'e satarız. Şöyle bunların hepsini alacağım. Şunu da alıyorum son olarak. Toplam 20 tane istiri aldık. 300k'ya sargı bezi artılı buldum. Bunu da alıyorum. Alamıyorum. Dükkanı hazırlıyormuş. Şu BM'leri de alacağım. Bir yem de ucuz. Bunlar bir buçuk Hatta iki yeme kadar gidiyor. Dün gece iki buçuk sattım. bunlar da kalsın şöyle. Şu 300 k arkadaş kurunca onu da çekerim. İki tane artı üç ıstaşı buldum. 500k'dan bunları da alıyorum. Bunları bir yeme yine satarız. 3 tane şeytan hatırası artılı BM, Bunların tanesi 500k'dan gidiyor. Bunu da bir buçuk yeme satarız. Şimdi bayağı bir şey buldum. Şöyle şeytan hatırası kurmuş arkadaş. Onlusunu bir BM 888k'dan. Yani tanesi 188k'ya geliyor. Bunlardan alabildiğim kadar alacağım abi. Çünkü bunun tanesi 350-400k'dan çok rahat gidiyor. Hem artı basma olarak hem de biyolog olarak istediği için çok seri satılan insan bunlar. Bütün parayı buna yatırıyorum. Şöyle alabildiğim kadar alacağım abi. Son bir 300k bırakacağım. Bu sargı bezinde içim kaldı. Arkadaş hala kurmadı pazarı. O kursun alacağım onu. İnşallah değiştirmez fiyatı. Son bir tane daha alıyoruz sanırsam. Bir M300K kaldı. Şu 300K ile de o sargı bezini alalım. Sonunda aldım o sargı bezini. Yaklaşık olarak 20 dakika sonunda baktım hala duruyordu 300K'ya. Çektim abi. Sonunda aldık. Vallahi uğraştım ve aldım. Şimdi bir tane kaşmir paketi aldım bu arada. Çünkü çift pazar kuracağım. Hani iki tane ayrı ayrı hesap kurup bir saat uğraşmaktansa tek hesapta kuracağım. Yani bunun pek bir ayrıcalığı yok zaten. Hani normal ticaret yapan arkadaşlarda da kaşır paketi yoksa iki tane hemen yandan çar açıp iki pazar kurabilirsiniz. Ben bilgisayar çok fazla kalsın istemedim. Çünkü tüm gece açık kalacak. Ondan dolayı tek pazarda hemen halledeceğim. Gerçi bunda premium dükkan var. Tüm gece bilgisayara açık kalmayacak ama pazar açık kalacak işte. Hani öyle uğraşmaktansa hemen kaşım ile hallettim. Hani bunun pek bir ayrıcalığı olacağını sanmıyorum. Hemen şöyle pazarlarımı ayarladım. Ben bunları bir yerleştirip geleyim. Pazarı kuruyorum şöyle, fiyatları gösterecek olursam ork dişlerini 1 RM'den, kan da yine aynı şekilde 1 RM'den attım. Sargı bezlerinin tanesi 1 700K'dan attım, İstiricilerin tanesini 400K, İstiricilerin tanesini 200K'dan attım. Şu dönüşüm kiresini 7M 424K'ya, şeytan hatırası artıları 800RK'dan, parlak parçaları 4.5M'den, akitleri 750K, hız taşlarını 1 RM'den attım. İkinci sayfada da şeytan hatıralarının tanesi ortalama 380K'ya gelecek şekilde attım. İstiridyeler yine aynı şekilde tanesi 200k. Mavi incilerin de tanesini 250k'dan şöyle attım. Bakalım kuruyorum buraya pazarı. Bu pazar burada 7-8 saat açık kalsın. Bakalım geldiğimizde ne kadar satış olmuş olacak. Şöyle pazarımızı bir bakalım. Ne kadar satış olmuş. 86 emlik satış olmuş. Baya bir şey gitmiş. Gri parlak parça sargı ve artılı kalmış 3 tane. Bu da büyük ihtimal 3 taneli olduğu için kaldı. Tek tek kursak büyük ihtimal bu da satılırdı. Biraz da şeytan atraz kalmış ama bayağı gitmiş bu onluların hepsi gitmiş. Gayet güzel. Şimdi şu parayı alayım son bir tur daha bir ticaret döndürelim. 555 kay hız taşı var bunu alıyorum yine BM'e satarız. 3 tane sargı bezi artılı 2M. Şu anda bunların tanesi BM'e bayağı bir kurmuş bir arkadaş. BM'e düşmüş gibi duruyor ama çıkar diye düşünüyorum. Hani çıkmasa bile yine bir MK'rımız var buradan. 3M 300K'dan şöyle örümcek dönüşüm küreleri buldum. Bunları alacağım. Bunların tanesini 5M'den satarız. Şöyle ikinciyi alıyorum. Ve son olarak şöyle üçüncüyü de aldım. Buradan da toplam nereden baksanız 5M falan bir karımız var. 10 tane gri parlak parça 20M. Bunu 35 emden falan satarız ortalama. Derken arkadaş dükkanımı kurmamış? Aynen dükkanı kurmamış. Ben alabilirsem alırım kontrol ederim arada. 2 tane akik bm 200k. Akik yerin tanesi 800k'dan gidiyor. 400k buradan kar. Şu gri parlak parçaları da alalım artık. İki buçuk yabani uşak dönüşüm küresi buldum. Şöyle bir tane alıyorum. Bir tane de örümcek var. Şu örümceği de alacağım yine iki buçuk eme. Örümceği 5 eme yabani uşak da 7 satarız. Şöyle bir eme sağlam ip var bunu da alıyorum. Bunu bir buçuk satarım. 6 eme kral kaplanı buldum. Bunu da on eme satarız. 16 tane istiri diye 3 em. Bunun tanesini 250k'dan satarız. 4 eme toplamda satarız. Bir em kar. 3 tane kutsama kağıdı 3M, tanesini 1.5M'den satarız. 1.5M buradan kar direkt. 7 tane kutsama kağıdı da 7M, bunu da yine aynı şekilde 1.5M'den satarız. Toplam 3.5M de buradan kar. Bu arada şu 10'lu gri parlak parçayı bir deneyeyim dedim arkadaş kurmuş bir pazarı diye. Kurmuş, aldık bunu 10'lusunu 20M'den aldık. 30-35M'e satarız. 5 tane sargı bezi 3M. Hani bunu en kötü 1M'den bile satsak tanesini 2M karımız var. Gayet güzel. Pazarımı şöyle kuruyorum. Yine 2 sayfa full bir pazar oldu. Hemen kurayım fiyatları da ardından bir göstereyim. İstiricilere 250k'dan attım. Kutsama kağıtlarını BM 450k'dan. Gri parlak parçaları 35 keme, Sargı bezlerini BM 100k'dan. Şeytan hatıralarını 250k'ya attım. Onların düşmüş baya fiyatları 250k'ya kadar. Dün gece iyi satmışız baya. Sağlam ipi BM 600k'ya. Ağır kemeri 35 keme, Yine dönüşüm kürelerin örümcekleri 5m. Yabani uşağı 75 keme, ak 800k kral kaplanı 9m e ve hız taşını da 1m e attım. Bakalım umarım güzel satışlar yapabiliriz. Ayrıca ne kadar kazandığımızı da şöyle bir hesaplayalım. Burada bölümü de bitirelim. Zaten bu bir seri olarak gelecek. Bu pazar burada kalacak. satış yapacak. Hep satılınca ne kadar paramız gelecek? Onları da bir hesaplayalım şöyle. Elimizde toplam 16 tane istiridye var. İstiridyelerin tanesi 250k'dan 4m burası. Bir tane hız taşı 1m. 2 tane akik BM 600k, kral kaplını 9m, yabani uşak 7.5m, örümcekler 5 mden 4 tane var elimizde 20m burası, ağır kemer 3.5m, sağlam ip BM 600k, 48m oldu şimdiden şöyle şeytan hasıralarının 2 tanesi 500k'dan 6.5m burası, kutsama kağıtları da BM 450k'dan 14.5m, Gri parlak parçalar da yine tanesi 3.5 M'den. Ortalama 65 M buradan geliyor. Sargı bezlerinin tanesi BM 100K'dan. 12 M de buradan geliyor düz diyebiliriz. 7.5 M de bizde var. Toplam 153.5 M. Hadi bazılarının fiyatları bir tık düştü falan filan. 150 M. Düz 150 M. Hani nereden baksanız 2 günümü falan aldı. Tam hatta 2 günümü aldı diyebilirim. 2 gün önce bu saatlerde başlamıştım yine ortalama. İki günde 20M 150M yaptık bence gayet güzel yani sadece 15-20 dakika hatta maksimum yarım saat 45 dakika giriyorum ticaretimi yapıyorum pazarımı kurup çıkıyorum. Bence gayet iyi abi. Eğer ki video hoşunuza gittiyse bu arada bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğen atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu da burada bitirelim. Hatalarımı ve görüşlerinizi de yorum olarak değerlendirirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. <laughs>